kıymetli insanlar var. Ekrem Bey'in, Mansur Bey'in adı öne çıktığı için toplum taban bunları konuşuyor. Ama Recep Tayyip Erdoğan şunu unutmasın. Ben bunların ikisini ortadan kaldırırsam rakipsiz kalacağım. Rakipsiz kalırım zannetmesin. Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da meydanı sana bırakmaz Recep abi. Vallahi de bırakmam Recep abi. Billahi de bırakmam adayı Recep abi. Bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt olarak sen eğer Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı ortadan kaldırıp rakipsiz kalacağım diye düşünüyorsun ya, Cumhuriyet Halk Partisi'nden çok aday çıkabilir, saygıyla karşılarım, ama bağımsız milletvekili, İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt olarak vallahi de karşına çıkacağım. Billahi de karşına çıkacağım. Siz şu anda Sözcü Televizyon'da Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzu... Hayır, adayı değilim. Bak orada anlaşalım. Olabileceğinizi... Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı eğer adaysız bırakmak gibi onları elemine edip onları kaca atacağını Erdoğan hesaplayıp oyun kurarsa ve bu ülkeyi bu insanların önünü kesmek olarak, bu insanların yolunu kesmek olarak fırsat değerlendirirse diyorum, hiç kimse aday olmasa bile... Ben aday olursunuz. Bağımsız olmaya devam edeceksiniz siz o zamana kadar. Orada sorumuz çok vardı. Çok zaman yok. Her an olabilir seçim yani, değil mi? Yani bunların ne yapacağı belli olmaz yani. Çok erken seçim olacak gibi durmuyor. O zaman konu açılmışken soralım. Ben hemen seçim diyorum şimdi, ama. Ben de hemen seçim Cemal diyorum. Bey, yeni bir yolculuğa çıktınız. Bir karar aldınız ve dolayısıyla bundan sonraki süreçte merak ediliyor. Sizinle ilgili o kadar çok soru var ki ben de artık soracağım bu konuyu size. Mesela Zafer Partisi'ne Cemal Bey kesinlikle işte çok yakışır, oraya gidecek, Sayın Özdağ böyle bir davette bulundu gibi iddialar diyeyim ben. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yol yürüyecek ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak, o rozeti takacak diyenler var. Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeyi tercih edebilir diyenler var. Ama siz şu anda bağımsız milletvekilisiniz. Sizin yakın planda başka bir partiye geçme düşünceniz var mı? Şimdi öncelikle şunu gönül rahatlığıyla ifade edeyim. Sadece Zafer Partisi, CHP değil. Bugün işte Bağımsız Türkiye Partisi'nden gelen arkadaşlarımız var. İyi Parti'den görüşen, arayanlar var. İsmini bile yeni duyduğuma Aslı, çok partiden arayanlar var. Yeniden Refah Partisi'nden arayan değerli insanlar var. Saadet Partisi'nden, Deva Gelecek Partisi'nden katılmamızı isteyenler var. Bu beni mutlu etti. Salih Uzun'u da mutlu etti. Ne anlamda mutlu ettik? Demek ki güzel şeyler yapmışız. Gök kubbede hossa dağı bırakmışız ki toplumun her kesimi Salih Uzun'u ve Cemal Enginyurt'u yanında görmek istiyor. Zaten anketlere bakıldığında da hep 10 başarılı vekil, 20 başarılı vekil anketlerinde Salih Uzun, Cemal Enginyurt, biz Demokrat Parti'de olmamıza rağmen o dönemde hep varlığımızı ortaya koyduk. Biz Salih kardeşimizle birlikte Demokrat Parti'de şunu yapmak istedik. 2025'in Mart ayında bir kongre kararı alınmıştı. 2025'in Mart'ına kadar bir grup kurabilir miyiz? Ali de buna işte mecliste şahit oluyor. İşte Deva Gelecek, yani, Saadet böyle. Bir merkez sağ vurgunuz hep vardı zaten. Bir merkez zaten. Sağ oluşturabilir miyiz? Çünkü anketlerde hala kararsızlar %30'lar seviyesinde. Bu kararsızları Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir merkez sağ alabilir. Anavatan Partisi gibi, Doğru Yol Partisi gibi, Adalet Partisi gibi geçmişte. Böyle bir oluşum olabilir mi diye Anavatan Partili, Doğru Yol Partili, İyi Parti'den ayrılmış, diğer partilerden ayrılmış büyüklerimiz, siyaset yapanları Mart ayına kadar bir davet çerçevesinde Demokrat Parti'nin 78 yıllık bir gelenek, bir çınar, bunun etrafında toplayalım diye bir gayretimiz vardı. Ama birdenbire Demokrat Parti Genel Başkanı ve arkadaşlar bizim haberimiz olmadan 17 Kasım tarihine kongre kararı aldılar. Biz genel idare kurulunda ben ifade ettim. Dedim ki bu doğru değil. Salih Uzun Bey de ifade etti. Gökhan Pınarbaşı diye bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız da ifade etti. Faik Tunay diye bir arkadaşımız ifade etti. Dedik ki kongre Mart ayında zamanında yapılsın. Çünkü eğer merkez sağ toparlayacaksak 17 Kasım'a kadar kimi nereye davet edebiliriz? Eski tas eski hamam olur. Ama genel başkan ve arkadaşlar ısrar edip 17 Kasım deyince biz bir deklarasyon yayınladık Salih Uzun'la. Dedik ki eğer siz bunda ısrar ederseniz biz genel idare kurulunda ve merkez karar kurulunda yer almayacağız. Buradan maksadımız şuydu. Yani bu deklarasyonu
dikkate alırlar, bizimle oturup konuşurlar ve kongreden vazgeçerler diye düşündük. Ama öyle olmadı. Kongre olmadı. 17 Kasım'da kongre gerçekleşti. 17 Kasım'da kongre gerçekleşince biz burada şunu gördük ki değişen bir şey yok. Yapıda bir şey değişmedi. Körler sağlar, birbirini ağlar misali. Bizim oğlan hesabı aynı tas aynı hamam oldu. Dedik ki olmadı şimdi. Hem haberimiz yok, milletvekiliyiz. Genel başkan yardımcısıyız, kongreden haberimiz yok. Ve bir de üstelik de dayatma bir şekilde böyle bir kongre yapılınca biz Salih Uzun kardeşimle istifa ettik. Şu anda Salih Uzun kardeşimle bizim niyetimiz şu. Hala biz aslı merkez sağı toparlayabilir miyiz? Bir araya bir parti kurmak değil ama. Bir yol çizmek. Evet. Bir yol açmak. Nasıl bir araya getirebiliriz? Nasıl bütünleştirebiliriz? Çünkü merkez sağ, işte sen de gazeteci olarak takip ediyorsun, meclistesin. İşte şu yerde toplanan eski demokratlar, anavatan partililer, şurada toplanan doğru yolcular, böyle bir insanların toplantısı, bir araya gelişi, arayışı devam ediyor. Biz de şimdi Salih Uzun'la diyoruz ki bir müddet seyredelim. Ve bu arayışta bizim bir katkımız olabilir mi? Çünkü biz merkez sağa çok önem veriyoruz. Ben hep söylüyorum, yine buradan da selam olsun Şefik Ami'ye. Şefik Ami iyi bir sevdiğim insandır. Doğru Yol Partisi'nden Yahudi olmasına rağmen milletvekili olmuştur. Niye? Bu vatanın evladı, cumhuriyet sevdalısı, ailesiyle birlikte Atatürk aşığı, bu ülkenin Yahudisi Şefik Ami Doğru Yol Partisi'nde milletvekili olmuş. İşte bize öyle bir parti lazım ki diyoruz biz, Yahudi'yi de kucaklayan, Ermeni'yi de kucaklayan, Kürt'ü de ayırmayan, Alevi'yi de Sünni'yi de ayırmayan, herkesi bir Halil İbrahim sofrasında buluşturan bir birliktelik sağlayalım diyoruz. Bunu sağlamak için Salih Uzun kardeşimle bir emek sarf edeceğiz. Eğer bunu başaramazsak tabii ki Ali'nin dediği gibi siyaset sonuçta bağımsız olarak da devam edilmiyor. Çünkü mecliste konuşma hakkınız yok. Yani bir saniye bir konuşma hakkınız. Bir davette geldi zaten bir, şu an size. Ali sağ olsun bir davette bulundu. Hayır, onun dışında da davette bulunanlar var. Davette bulunanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi? Hem diğer partileri Cumhuriyet Halk Partisi'nden hem de diğerlerine. Yani ben geç kaldım yani. Ali geç kaldı biraz olsun, yani. Olsun. Ama Ali beni hem komşuluk ilişkisiyle hem yıllardır parlamento muhabiriyim diyor. Dolayısıyla ben 99 yılında da milletvekiliydim 34 yaşında. O dönemden beri en genç dönemli midirim ben? Tabii genç dönemimizde. Dolayısıyla hızlı oldu dönemde. Biz şimdi şöyle düşünüyoruz. Bağımsız olarak aslında zaten mecliste bir saniye konuşma hakkın yok. Evet. Hiçbir şey yapma hakkın yok. Bunu nasıl partileştiririz? Ali şimdi Maraş'a sormadan bir karar alamaz örneğin. Maraş'ta bir arkadaş çevresi var, dost çevresi var. Benim Ordu'da sevdiğim kardeşlerim, dostlarım var. Türkiye'de bana inanan, güvenen